Bir balık kadını aradığı aşkı nerede bulur? Hangi burçta? Duyguda bulur. Ben şahsen bana soruyorsan yengeç derim. Ben yengeç derim. Yengeç yani balıkla de. Yengeç çok iyi anlaşıyor. Evet, çok iyi anlaşıyor. Çok uygun bir ilişki. Birbirlerini anlıyorlar çünkü. İkisi de su grubu. Birbirlerini anlıyorlar. Çok. Yani müthiş. Doğru. Onun dışında... Abla balıkla aslan da anlaşıyor ya. O balıkla aslan anlaşıyor. Çok tatlı. Ya bak ben şimdi böyle düşündüm bir... Düşündüm de. Şimdi söyleyelim yani. Balıkla aslan da anlaşıyor ya. Bir düşündüm de ya. Balıkla aslan da anlaşıyor. Yani çocuk sen beni. Aslan için, aslan kadın için mesela balık erkeği çok uygun gibi. Çok da duygulu yaratıcı adamlar. Neden mesela özelliklerine balık kadınının? Yönlendirir balığı. Filicim anlatır mısın biraz mesela balık kadının özelliğini aslanla çok iyi anlaşır dedi. Aslanın özelliği. Yani hangi ortak noktada buluşuyorlar? Şimdi balık kadını süslüdür, havalıdır, güzeldir. Evet. Aslan erkeği kolunda takacağı kadının böyle bakılmasını ister. Hani şey anlamında değil ama şov anlamında değil veya nasıl anlatayım. Yani yanına yakışan, kendisine yakıştırdığı ya havalı kadın. Ya bir kraliçe taşıyor kraliçe kolunda. Var yanında, prenses var. Ve balık kadını o kraliçeliğe tacıyla uygun bir kadın. Yani aslan erkeği gösterişi sevdiği için yanında da gösterişli bir kadın ister. Evet ve balık bunun hakkını verir. Tabii balık peki, kadını en, gerçekten güzel. Mesela 12 burç arasında en gösterişli olan kadın balık aslandır. Mıdır? Aslandır. Sonra balıktır. Biliyorsunuz. Birinci sırada aslanı koyarım. En gösterişli kadında birinci sıraya aslanı koyarım. Peki bir aslanla bir aslan anlaşır mı? Bir aslan erkeğiyle aslan kadını. İyi anlaşırlar onlar. Onlar kral ve kraliçedir. Peki tamam bir dakika o zaman ikisi de mesela ikisi de gösterişi sevdiğine göre mesela ortak bir noktada ters düşmezler mi? İkisi de gösterişi seviyor. O kadar çok ters düşen burçlar var ki onların ters düşmesinden bir şey çıkmaz. Peki balıkların çok o zaman... Çok bakıyor. Yo, dinliyorum abla dinliyorum. Balıkların, balık kadınların en iyi anlaştığı burç aslanken. Bir balık kadınıysan şu burca dikkat et. Onunla mutluluğu yakalayamazsın diyeceğin kim var? Uzak dur diyeceksin. Şimdi şöyle bir şey. Onlar Başak'tan çok kırılırlar. Neden? Aslında zıt burçlardır. Birbirlerini çekerler. Başak'ın dili sivridir. Balık kadını dili Başak erkeği ağzına geleni rahatlıkla söyler. Bu konuda da çok rahattır. Bu da kırıcı bir şeydir. Peki rahatlığından mıdır, patavatsızlığından mıdır? Bunun olduğunu zanneder. Dürüstlük olduğunu zanneder. Dürüstlük kavramı değildir aslında o. Öyle bir içsel bir güvensizliği vardır. İlişkilerde, yeri gelmişken söyleyelim. İlişkilerde en büyük problem üslup. Bugün karşılaştığımız, bugün güncel olarak en büyük sıkıntı üslup. Üsluba dikkat etmeyen, çok fevri davranan erkekler veya kadınlar var. Dolayısıyla bir şeyi söylemek mesele değil. Bu dürüstlük de değil. Ağzına geleni söylemek dürüstlük değil. Aynen. Olgunluk cümleleri doğru kurabilme sanatı hayatla ilgili. Ve geçmişte bana da böyle sert konuşmuşlardı. Ben de şimdi sert konuşayım. Bu olgunluk değil, bu çocukluk. Olgunluk bunu özümseyip doğru cümleleri kurabilme sanatı. İşte bunun için de erkeklere bir eleştirim olacak. Türkiye'de bizim erkek kitlemiz kitap okumuyor. Araştırmalara göre satılan 100 kitaptan 82'sini kadınlar satın alıyor. Kadınlar kendilerini geliştiriyorlar ya. Kitap okuyorlar. Sürekli aralarında müthiş bir enformasyon var. CIA'de bu kadar bilgi yok. Kadınlar her şeyi birbirlerine anlatırlar. Erkekler paylaşmaz, okumaz. Ben zaten biliyorum der falan. Onun için erkek annelerinden rica ediyorum. Lütfen oğullarınıza kitap okuma alışkanlığına benim oğlum, benim oğlum, benim oğlum diyorsunuz ya. Kitap da oku oğlum deyin. Kitap da oku bak kitap oku. İleride kızlarla konuşacaksın. Kitap okuyarak büyüdüğün bu önemli bir şey. Çünkü bunu anne aşılar. Ben de şunu düşünürüm her zaman eğitimde. Mesela bir şeyi yapma diyerek o ya da yap diyerek çocuk yapmıyor. Yani seni örnek alıyor. Eğer sen okursan canım, o okuyor. Örnek olması lazım. Yani sen yaparsan o yapıyor. Senin bir kötü alışkanlığın yoksa çocuğuna öyle örnek oluyorsun. Tabii yani doğru. Hani senin bir kötü alışkanlığın olup bak evladım ben bunu yaptım ama bak sen yapma dediğin zaman o çocuk yapmıyor. Yani tabii. Senin attığın her adım aslında ona rehber oluyor. Yani sen de bir anne olarak noktayı koydun. Doğru. Ama tabii doğru, yani doğru, kitap doğru, okumak doğru. Çok güzel söyledi Adil. Peki. Tuvalete bile bir tane küçük kitaplık yapacaksın, kitap koyacaksın. Yani çocukların her gözünün önüne geldiği yerde birer kitap olacak. Onlar o kitabı öyle göz aşinalığı bile zamanla okumayı yani yöneltiyor. Konuyu dağıtmak için söylemedim ama üslup çok önemli. Üslup doğru çok cümleleri kurabilmek çok önemli. Başak erkeği mesela fevri olabiliyor. Fevriyseniz ilişkide burcunuz ne olursa olsun fevriyseniz sıkıntınız var demektir. Biraz bu duygu Başak kontrolü. Başak erkeği duygusuz. Yani bir, duygusuz, ağzına geleni söylemek gerçekten. Bir maharet değil bunu söylemek istiyoruz evet, aslında. Aynen. Peki aynen. Okumaktan bahsederken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. En entelektüel burcun artık kova olduğunu zaten bu programda öğrendik sayenizde. Kovalar, yaylar. Kovalar çok entelektüel yaylar. Bunlar okumayı çok severler. Şimdi
bu kadar akıllı, zeki, kova kadınları evet, için söylüyorum. Kova erkekleri için asla değil. Bak şimdi ya, bak bak. Hayır tabii, kova erkeği de çok entelektüel ve çok zekidir. Ama kova kadının gerçekten enerjisi de çok yüksek. Evet, bir güzeldir. Kova kadınını mutlu etmenin en kolay yolu nedir? Hmm. Bir de kova kadının özelliği doğal nelerdir? Doğal olacaksın. Çünkü kova kadını doğaldır. Gerçekten olduğu gibidir. Ama kendine göre de kriterleri vardır. O kriterler ne olabilir? Özgürlüğüne karışmayacaksın. Hı-hı. Yaptığı şeyi takdir edeceksin. Paranı saklamayacaksın. Gizliliği sevmez kova kadını. Kendine göre bir gizliliği olabilir kovanın. Ama karşısındaki erkek de gizlilik istemez. Gizliliği sezdiği anda kova bir anda delirebilir yani. Bir anda sınırlarını sevmez. Şeffaflık seviyor. Açık ve net ol diyor. Açık ve net ol. Yardımseverdir. Dostlarını çok sever. Kova kadını çok fedakar yalnız. Misyonerdir. Yani evet. Şey vardır. Ütopyası vardır. İnsanlar hayvanlara, sevdiği dostlarına. Kova iyidir ya. Ben severim. Peki kovayı. Kovayı mutlu etmenin en kolay yolu nedir? Ne yaparsan mutlu olur. Dostluğunu göster. Kalbini aç. Yüreğini aç. Samimi ol. Samimi ol. Kadınını ama. Erkeği biraz değişiktir, gizemlidir. Değişik. Kovası yani. Onun için şimdi yani konuşmayalım. Erkeğine girmeyelim diyor. Yani sıkıntı diyor. Neden ama neden girmeyelim. Ama. Şimdi ben bunu böyle söylüyorum ya. He. Ekran başına bizi izleyen mesela kovalar yazıyorlar bana. Ya Nur Hanım o kadar da değil. Biz kovayız ama senin dediğin gibi evet, değiliz diyorlar. Bana da yazıyorlar. Nur Hanım'a söyler misin bizden ne istiyor diye. Şimdi. Ama akrepler de yazıyor. Mesela, Nur Hanım'a söyler misin ben akrebim diye. Ya akrepler cansınız can. Bir dakika şimdi canlı yayında. Şimdi bazen bakıyoruz bazı kadınlar var ya da bazı erkekler. Gerçekten çok sıklıkla estetik operasyon yaptırıyorlar. Seyircim çok güzel bir soru sormuş. Mesela bazıları var, hiç estetik yaptırmıyorlar. Onlar son derece doğallıktan yanalar. Hı. Ama bazıları da hani senede 2-3 defa çok rahatlıkla o ameliyat masasına yatabiliyor. Ya da evet. Küçük dokunuşlar yaptırabiliyor. Kadınları. Estetik ameliyatı olmayı ve daha güzel görünmeyi seçen burç hangisi? Çok kadınlardan kovalar ve koçlar. Çok cesurlar. Hiç korkmuyorlar. Hiçbir şeyden. Bir de aslanlar. Aslanlar mı yaptırır? Yaptırır. Kova, koç ve aslan. Aslan yaptırır. Peki korkan? Yay benim gibi. Korkan mı diyelim, doğallığı seven mi diyelim? Yani. Evet ben şu korktuğum için korkan dedim. Yani ama doğallığı seven de diyebiliriz. Doğallığı seven burçlar, kadın burçları. Yaylar. Onun dışında. Boğalar da sever. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Doğallığı. Bir söz hakkım var mı? Bu bizim ülkemizde bakın kaç defadır programlara çıkıyorum. Erkeklere bir sorum olacak. Sizin bu kellikten bu korkunuz nedir? Ben bunu şahsen bu soruyu bu programda sormazsam öleceğim yani gerçekten. Bu arada bir dakika. Benim bir arkadaşlarım dakika. Bile lütfen bir saniye. Sana soruyorlar. Abla bak bir şey söyleyeceğim. Adil niye şapkasını hiç çıkarmıyor diyor. Ya bu imaj. Ben var ya bir şey söyleyeceğim. Bu yakında bitecek bu imaj ve ben tamamen kel olarak dazlak olarak dolaşacağım. Buna az kaldı onu söyleyeyim madem sordun. Ama bizim ülkemizde benim arkadaşlarımda bile abi saçım dökülüyor. Ya ne olacak saçını senin kim ne yapsın? Yani sen saçına güveniyorsan zaten bitmişsin bir adam olarak. Saçı ne yapacaksın sen? İnanılmaz bir kellik doğru. Korkusu. Benim oğlum bana da bir firma anne saçım dökülüyor ne yapacağım? Ya kellik doğru nedir? Söylüyor. Kellik gurur duyulacak bir şey. Doktorlara sorun sebeplerini açıklasınlar. Fazla kellik var ya şeyler. Allah herkese nasip etmez. O zaman şu anda şapkanı çıkartabilir misin? Yok şu anda değil ama gelecek zamanı. Her şey bakın ben bunu resmen bir imaj olarak takıyorum. Benim kellikle hiçbir sıkıntım yok. Bunu yakında ispatlayacağım zaten. Peki niye mesela şapkanı çıkartamıyorsun o zaman? Ben bu yolculuğa şapkalarımla başladım. Tamam. Çok seviyorum şapka takmayı. Ama bunun kellikle hiçbir alakası olmadığını belki de senin bir programında yakında göstereceğim. Hiçbir sıkıntım yok o konuda. Şey ya, benim arkadaşlarım bana diyorlar ki bak benim arkadaşlarım bana diyor ki sen niye şapkayla çıkıyorsun? Senin aslında kel dolaşman lazım. Çünkü ayıptır söylemesi bana da biraz yakışıyor. Ayıptır söylemesi. Bir Bruce Willis bir ben. Şimdi beni çok konuşturma yani. Ama ya. Kellikten korkmayın beyler. Kellik var ya nasip etmiş Allah. Nasip etmiş korkmayın. Zeki insanlara ne yapacaksın saçı? Etmiş. Adam diyor ki bana hemen bir merkez bulun ben gideyim saç ektireyim. Ya ne nasıl bir şey komik bir şey bu ya. Ya benim oğlum diyor işte yavaş yavaş. Ya yapmasın böyle şey. Bir dakika bu da mesela aynen, burcundan söyledim. Kaynaklanıyor ya. Olabilir mi Filiz? Mesela estetiği daha az yaptıran burç yay ve boğa dedin ya. Boğa evet. Mesela bu kellik de eğer... Onu takıntı haline dönüştürmüşse. Aslan erkekleri yapar. Aslan kafaya takar. Aslan kafaya takar. Oğlan taktığını zannetmiyorum.
Benim oğlum gibi, o da şapkayla seviyor. Seviyor yani. Ne yapsın ki, çocuk seviyor. Ya bir şey söyleyeceğim ama siz dedi ki. Bak bir şey söyleyeceğim. Manipülasyon yapma. Sen şu an tehlikeli sulardasın. Ben açıkça söyledim bakın. Şuraya yanaşayım. Yanaş. Fısılda. Bir ben dedi. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak kelliğimi benim bilen arkadaşlarım diyorlar ki sen yanlış bir strateji gidiyorsun. Çünkü şapka takarak asıl imajını saklıyorsun. Yanlış bir şey yapıyorsun diyorlar. Ve ben net olarak şapkayı kellikten dolayı takmıyorum. Beni yakın tanıyanlar biliyor ne kadar sevdiğimi. İnanılmaz bir şanstır kellik. Daha fazla yakışıklı olmayayım diye takıyorsun. Estağfurullah. Şaka yapıyoruz bu arada. O kadar da kibirli değilim yani. Vallahi siz merak ediyorsunuz. Ben de çok merak ediyorum. Çok yaklaştı. Şimdi gidiyor şapka. Ben kaçayım bari. Belki ikna ederim. Bilmiyorum. Vallahi bak bugüne kadar merak etmemiştim. Ama şu dakika itibariyle vallahi merak ediyorum. Senin programda yapacağım. Merak etme söz. Olur. Bugün olur mu? Hayır bugün olmaz. Bugün olmaz. Kaçarım. Bir reklama gidip gel.